arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere suluklarda da gördüğünüz kuşlarda doğal kefir kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı, orası arkadaşlar sizin iradenize kalmış. Bana bazı konularda doğru, bazı konularda yanlış geliyor. Şimdi onu sesli düşüneceğim sizlerle beraber. Doğal kefir insanların probiyotik açısından kullandığı bir materyal arkadaşlar. Bir numaralıdır insanlar için. Ama kuşlar için bunu söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü kuşlar da süt ürünlerinin çok zararlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden çok düşük dozlarda kullanıyorum. Ama birçok tanıdığım büyük üretici kümesinde probiyotik yerine kefir kullanıyor arkadaşlar. Bunun da çok bir zararı olacağını düşünmüyorum. Hani çok daha zararlı şeyler var tabi. Sonuçta faydası daha çok olacak gibi geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, hepsine koydum. Bazılarında tam dolu. Onlar yavrulu çift, yavrusu olan çiftler. Bazıları da yarım dolu şekilde. 350 mililitre suya bir kapak kefir koydum yani aşağı yukarı. Şöyle yuvarlak şişe kapağı. Ondan koydum. Hani ben bunu çok sık yapmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten elimde iki çeşit probiyotik var. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere de. Biri suya katılan, hepinizin bildiği, adını da hala okuyamadım, Diazme 256. Diğeri de arkadaşlar Probiolife OB. Bunu da mamaya katıyorum. Bu da bitmek üzere. Bu da çok güzel bir ürün gerçekten. Bunu da detaylı incelemesini yapmıştım diye hatırlıyorum ama. Bunu da mamaya katıyoruz arkadaşlar. O yüzden benim hani direkt kuşlar için kullandığım bir şey varken bunu sürekli kullanma gereği duymam. Saçma olur. Sadece bir denemek istedim. Dışkıları gözlemleyeceğim. Ki zaten öyle şu an kötü bir dışkı yok kafeste. Şöyle göstereyim. Kedi kumu sermeye başladım altına. Onunla ilgili de bir video gelecek. Böyle beyaz ilaçsız bir kedi kumu buldum. Hem kafesi pisletmiyor hem de beyaz olduğu için dışkıları gayet net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hepsini. Tüm kafeslerde probiyotik var. Bunu dikkat etmeniz gereken hususlara geleyim şimdi. Bazı marketlerde probiyotik satılıyor. Onlardan almayacaksınız bir. İkincisi, içinde kendiniz yapsanız bile saçma sapan aromalar olmasın. Sade bir probiyotik olsun. Bu iki. Üç. Mutlaka kendiniz yapın. Hani yapamıyorsanız da bir aile büyüğünüzden yardım alın. Emin olun hiç zor bir şey değil yapmaz. Çok çocuk oyuncağı yani. 3 yaşında çocuk yapar yani. 4'te faydasını görmezseniz bir daha kullanmayın arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşacağım. Hani ben kesin önerdiğim şeyleri kesin öneriyorum dedim ama bunu kesin önermiyorum şimdi. Ben de deneyeceğim. Sizlerle sadece böyle böyle yaptım diye paylaşmak istedim. Tabi tercih sizin, kullanırsınız kullanmazsınız. Ben çok öyle ciddi bir kötü bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Sadece yani faydasının bir tık altında zararı olabilir belki ama faydası daha çoktur illaki. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle kuşlarımızı da göstereyim sizlere. Şu an hepsi iyi durumdalar arkadaşlar. Felçli kuşumuz da iyileşti. Onun videosu da gelmiş olması lazım bundan önce. Ben şu an daha yüklemedim çekerken tabii ama hepsi hani bazen bir ay sonra bile yüklenen videolar olabiliyor. Onu da kusura bakmayın şimdiden. Kuşlar işte arkadaşlar. Bir sıkıntı da yok. Çok yüksek oranlarda kullanmayın ama. Suyla karıştırın mutlaka. Onu söylememe gerek yok herhalde. Kefir koymazsınız şunun içine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.